İş Dünyası'ndan herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Bugün İş Dünyası'nda Didem Arslanoğlu yerine ben sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Önce araştırma masası diyerek başlıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet Sevcan, hoş geldin yayına. Sen bugün bize küresel tahvil piyasalarındaki son durumdan bahsedeceksin. Neler var notlarında? Ece, 3. çeyrek ve özellikle de Eylül ayı faiz indirimlerini takip ettiğimiz bir cephe oldu. Bu da gelişmekte olan ülkelerin yerel para birimi cinsinden tahvil piyasasına yaradı. Neyi takip ediyoruz burada? Aslında gelişmekte olan ülkelerin hem dolar hem de kendi para birimleri cinsinden tahvil piyasası var. Ama Bloomberg'ün gelişmekte olan ülkeler yerel para birimi cinsi devlet tahvilleri endeksi rekor tazeledi. Ve baktığımızda Haziran ayından bu yana yaklaşık olarak %6'nın üzerinde yükselerek 2020 yılından bu yana en büyük çeyreksel yükselişi kaydetti. Grafiğin alt kısmında ise VANİK isimli aracı kuruma ait gelişmekte olan ülkelerin yerel para birimi cinsinden tahvil ETF'ini görüyoruz. Burada da girişlerde yukarı yönlü bir hareketlilik var. Yaklaşık olarak 2 hafta üst üste 100 milyon dolarlık bir giriş olduğunu görüyoruz. Bu da bize Mart ayından bu yana en yüksek giriş seviyesini işaret ediyor. Peki bunlar neden gerçekleşiyor? Şimdi Fed'in faiz indirimi sürecine girdiği. Ama diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerde hala faiz getirisinin çift hane olduğu bir eğilim içerisindeyiz. Diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerde de faiz indirimi süreci takip ediliyor. ABD cephesinde küresel piyasaları etkileyecek olan seçim gündemi takvimi devam ederken piyasalar bir miktar yönünü buraya yönlendirmişe benziyor. Bunun Türkiye cephesindeki etkilerini de takip etmeye devam edeceğiz diyebilirim Ece. Çok teşekkürler Sevcan aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Ve stüdyoda konuğum Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurttaş var. Hoş geldiniz Mete Bey. Merhaba Ece Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında genel olarak biraz kozmetik sektöründen konuşarak başlayalım. Tabii. Bütün sektörleri aslında enine boyuna konuşuyoruz ama bazı sektörlerde bu ekonomik politikaların yansımaları daha çok hissediliyor. Bazılarında daha az hissediliyor. Şimdi siz aslında son dönemde soğuma iyice konuşulmaya başlamışken kozmetik sektöründe ne kadar hissediyorsunuz bunu? Şimdi tabii senenin ilk yarısı iyi geçti. Birçok perakendeci ilk 6 ayda çok iyi geçti. Geçen seneye göre ciro artışları sağladı. Senenin ikinci yarısında Temmuz'dan başlayarak Temmuz-Ağustos itibariyle biraz AVM ziyaretçi sayılarında, mağaza ziyaretçi sayılarında azalmalar başladı geçen seneye göre. Yani biz de genel olarak bunu hissediyoruz. Biraz biz daha küçük parayla mutluluk satın alma işinde olduğumuz için biraz daha biz şanslıyız aslında. Kampanya yaptığımız zamanlarda çok iyi tepkiler alıyoruz. Yani fakat müşterilerimiz yani sürekli bir kampanya istiyorlar ve müşteriler eskiye göre marka bağımlılıkları veya marka ilişkileri de sadakatleri de azaldı. Kampanya neredeyse, kampanya hangi markalardaysa veya hangi perakendecideyse çok hızlı bir şekilde tercihlerini değiştirebiliyorlar. Yani aslında herkes biraz fiyat odaklı daha çok küçük bir mutluluğu kendi bütçesine uydurmaya çalışıyor. Çünkü bazı temel ihtiyaç maddeleri için zaten ayrılıyor bir takım paralar. İşte çocuğun okulu bilmem ne falan derken bize de kampanyalara çok dikkat ediyorlar. Kampanya olduğunda iyi satışlar oluyor. Kampanya olmadığında bu azalan trafiklerle birlikte ciroları arttırmak gerçekten zorlaşıyor. Yani ilk yarıya göre çok farklı bir ikinci yarı geçiriyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi aslında biraz önce yayın öncesinde de sizinle konuşma fırsatı bulduk. Bu kırmızı ruj endeksinden evet. Hatta bahsettik. Gerçekten bu kriz dönemlerinde küçük mutluluklara da insanlar evet, para kesinlikle. Ayırmaya devam ediyorlar gibi gözüküyor. Peki devamı için 2024'ün beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Yani normalde biraz daha son çeyrek kozmetik sektöründe hareketli mi geçiyordu daha öncesinde? Şimdi şöyle, bizde bir büyük bir Kasım var. Kasım'da özellikle e-ticaretle birlikte çok büyük e-ticaret kampanyaları var Kasım'da. Bildiğiniz gibi pandemiden sonra çok hızlı bir dijitalleşme oldu. E-ticaret satışları normal mağaza satışlarından çok daha hızlı büyüyor ve
Kasım ayındaki büyük kampanyalar için neredeyse 6 ay öncesinden hazırlanıyoruz ve müşterilerimiz özellikle bekliyorlar Kasım'ı. Kasım ayının e-ticaretle birlikte çok iyi bir şekilde geçeceğini düşünüyorum ben. Ama Ekim ayında biraz daha şey olabilir, yani ciroları arttırmak biraz daha zor olabilir. Bizde bir de enflasyonun yavaşlamasını biz biraz önden hissediyoruz. Yani fiyat artışları yavaşlamış durumda. Bizim tedarikçilerimiz, ithalata dayalı ürün getirenler, biz de keza birçok ürünümüzü ithal getiriyoruz. Fiyat artışları ciddi bir şekilde yavaşladı. Yani enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde hızlı fiyat artışlarıyla cirolar hızlı artıyordu. Ama şimdi şu anda ciro artışları için mutlaka daha çok adet, daha çok müşteri ve daha çok kampanya yapmamız gerekiyor. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Bence biraz daha son 2-3 ayda da biraz daha iş sıkılaşacak, daha çok kampanya yapmak gerekecek. Şimdi tabii siz ithal ürünler getirdiğiniz için tabii Watson's özelinde sormuyorum aslında. Bu sektörü ne kadar zorluyor bu durum aslında? Yani ürün fiyatlarının daha sınırlı artmaya başlaması sizin söylediğiniz. Şimdi şöyle aslında bu biraz da tüketicinin alım gücüyle alakalı. Yıl ortasında bildiğiniz gibi bir asgari ücret artışı olmadı önceki senelerdeki olduğu gibi. Ve insanların harcayabileceği para biraz daha az var ellerinde geçmiş senelere göre. Yani o alışkanlıkları artık değiştiriyoruz çok hızlı bir şekilde. Fiyatlar da çok artmadığı için mesela geçen sene herkes fiyatlar artacak diye alışveriş yapıyordu. Bu sene bu alışkanlığın değiştiğini görüyoruz. Bekliyorlar. Uygun kampanya olduğu zamanlarda ihtiyaçlarını gideriyorlar. Biraz mesela stok yapılıyordu geçen sene. Stokçuluk da biraz azaldı. İhtiyaçlarına göre, hoşlarına giden şeye göre alışveriş yapıyorlar. Bayağı yani geçen seneden değişik bir ikinci yarı yaşıyoruz. Peki biraz önce e-ticaret tarafından bahsettiniz. Şimdi e-ticarette mağazacılığa baktığınızda e-ticaret tarafı biraz daha hızlı büyüyor dediniz. Peki aslında ne kadar bir oransal fark var ve mağazacılık tarafında yeni yatırımlar var mı? Bu tarafa dair neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, biz aslında bu sektörün ilk kurucu firmasıyız. Türkiye'de ilk bu mağazaları, kişisel bakım ve güzellik mağazalarını açan şirketiz. Yaklaşık önümüzdeki sene Nisan ayında 20. yılımızı kutlayacağız. Biz uzun vadeli aynı zamanda bakan bir şirketiz. Biz Türkiye'nin geleceğine çok inanıyoruz. Onun için yatırımlarımıza devam ediyoruz hız kesmeden. Bu sene yaklaşık 40 civarında yeni mağaza açılışı yapıyoruz. Önümüzdeki senede bir 50-60 arası yeni mağaza açacağız. Yani biz yatırımda hız kesmiyoruz. Çünkü bizim sektör hala hızlı büyümeye devam ediyor diğer sektörlere göre. Aslında insanların biraz daha ayağına kolay bir şekilde ulaşabileceği şekilde hem fiziksel mağazalar açıyoruz hem de e-ticaret için çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yani Türkiye'nin her yerinde bakın şu anda mesela bu sene Anadolu'da açtığımız mağazalar çok daha hızlı bir büyüme yapıyorlar. Biraz turist bölgeleri biraz yavaş bu sene. Ama Anadolu'da birçok şehirde harcanabilecek para İstanbul'dakine göre daha fazla var insanların elinde ve ona göre bir harcama yapıyorlar. Biraz İstanbul'un turistik bölgeleri, biraz işte Bodrum, Çeşme falan buralarda geçen seneye göre biraz daha zorlanıyoruz diyebilirim. Şimdi yine de aslında baktığımızda yatırım tarafında hani ciddi rakamlardan bahsediyorsunuz, evet. Ciddi mağaza sayılarından bahsediyorsunuz. Şimdi başka sektörlerle konuştuğumuzda aslında genel olarak hem hani yüksek faiz ortamında finansmana ulaşımla alakalı sıkıntılardan dolayı da yatırım iştahının çok yüksek olmadığını da konuşuyoruz. Ama sizde böyle değil mi durum? Çok yani fazla etkilemiyor mu? Biraz şöyle uzun vadeli bakıyoruz aslında. Yani Türkiye'de 85 milyon kişi yaşıyor ve bizim sektör şu anda aslında herkesin biraz ayağına gitmeye çalışıyoruz. Daha bizden hiç alışveriş etmemiş milyonlarca müşteri var. Onlara ulaşmak için mutlaka mağaza açmamız gerekiyor. Ve online'dan, bütün dijital kanallardan, sosyal medyadan, pazar yerlerinden, online pazar yerlerinden onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim sektör hala gelişme şissi devam eden bir sektör. Çünkü insanlar daha fazla şehirlerde yaşadıkça, kadınların iş gücüne katılması arttıkça bizim işimiz gelişiyor. Dolayısıyla o büyük bir trend 10 senedir, 15 senedir aynı şekilde devam ediyor.
Peki şimdi bir de sürdürülebilirlik tarafını konuşalım. Çok da bir vaktimiz kalmadı ve bu tarafı da önemsiyorum. Sizin buna dair bir raporunuz da var. Evet. Dolayısıyla ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz bu tarafta? Hem siz hem sektör adına da sorayım. Şimdi çok tabii büyük bir konu sürdürülebilirlik ve çok detayları var. Onun için konuyu anlamak için önce nerede olduğumuzu anlamak için bir rapor yayınladık. Kendi sektörümüzde bu raporu ilk defa yayınlayan şirketiz. Ve yani şöyle söyleyeyim size, ürünlerin ambalajından içeriklerine kadar, formüllerine kadar, mağazada ayırdığımız yerlere kadar her şeyi yeni baştan düşünüyoruz. Ve yani dünyaya, geleceğe, çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için bizim endüstriyi bir dönüştürme gayreti içerisindeyiz. Kolay bir şey değil çünkü bizim sektörde çok yapılacak iş var bu konuda. Bunları yaparken bir yandan da tabii işin sosyal boyutu var. Mesela kadın çalışan oranı en yüksek şirketlerden biriyiz biz Türkiye'de. Ve kadın çalışan oranının yüksek olduğu üreticilerle de özel olarak onlara ödüller veriyoruz her sene. Yani işin sosyal boyutunu, işin dünya ile ilgili boyutunu takip ediyoruz. Mesela çok ağaç dikiyoruz. Bir hedef koyduk. 2030 senesine kadar 1 milyon adet ağaç dikeceğiz çok diye. Çünkü çok biliyorsunuz ormanlarımız yanıyor. Hep herkes çok üzülüyor. Ama bir şeyler yapalım dedik. Ve bu konularda da hassas olmayı gerektiriyor. Yani müşterilerimiz, tüketicilerimiz hep bize bu konuda eskiye göre çok daha hassas olduklarını söylüyorlar. Biz de o yönde yani sadece sonuçta işler para kazanmak için yapılmıyor. Bir yandan da topluma faydalı bir şey yapmak için bir kenarından başladık, çalışıyoruz. Şimdi çok da o tarafı da sorayım. Müşterilerimiz çok hassas olduklarını söylüyorlar dediniz. Galiba sanıyorum raporda da buna dair benzer şeyler var. Burada ne kadar kullanıcının aslında tercihlerine yansıyor? Yani burada ne gibi farklılıklar gözetiyorsunuz siz? Şimdi pandemiden önce araştırma yaptığımızda Türkiye'deki insanların %5'inden azı ilgileniyordu bu konuyla. Pandemiden sonra insanların %50'sinden fazlası, müşterilerimizin %50'sinden fazlası bu konuda hassas olduklarını söylüyorlar. Özellikle gençler çok hassas. Yani bugün 17 yaşında bir kızla konuştuğunuz zaman bu yani marka tercihlerini çok etkilediğini söylüyor bize ve bunu davranışlarda da görüyoruz. Biz mağazalarımızda böyle köşeler yapıyoruz. Orada ürünlerimiz var. Özel olarak arıyorlar, özel olarak soruyorlar, içeriklerini soruyorlar. İçinde şu var mı, bu var mı, işte doğal mı, vegan mı gibi. Yani çok artan bir hassasiyet var ama daha çok yolun başındayız tabii. Yani çok yapılacak iş var. Peki, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurttaş'la birlikteydik ve bir haberimize devam edeceğiz. Merkez Bankası'nın blog sayfası, merkezin güncesinde yer alan Konkordata gelişmelerine yakından bir bakış başlıklı analiz yayınladı. Detaylar haberde. Merkez Bankası'nın internet sitesinde baş danışman Halil İbrahim Aydın, uzman yardımcısı Kadir Gürci ve Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Ünal Seven tarafından hazırlanan Konkordato gelişmelerine yakından bir bakış başlıklı analiz yayımlandı. Finansal stres altındaki firmaların faaliyetlerine devam ederken ödeme kolaylığı elde etmek amacıyla Konkordato talebinde bulunabildiği belirtilen analizde, son dönemde gerçekleşen Konkordato taleplerinin finansal koşullarla ilişkisi inceleniyor. Analizde, firmaların borçluluğu, borç ödeme kapasiteleri ve likidite durumlarının konkordato süreçlerinde belirleyici olduğu aktarıldı. Konkordato firmalarının genel borçluluk seviyesinin diğer firmalara kıyasla daha yüksek, likidite seviyelerinin ise belirgin şekilde daha düşük olduğunun görüldüğü aktarılan analizde, bu firmaların ticari borçlarının toplam varlıklara oranı %36 iken, bu oranın diğer firmalarda %11 seviyesinde olduğuna dikkat çekilmiş. Benzer şekilde Konkordato firmalarının hazır değer olarak adlandırılan kasa ve banka hesaplarının kısa vadeli yükümlülüklerine oranının medyanı yaklaşık %2 iken bu oranın diğer firmalar için %8 olduğu da belirtilmiş. Ayrıca firmaların Konkordato sürecine girmeden önce temerrüde yakınlığını anlamak amacıyla 2024 yılında Konkordato talebinde bulunan firmaların 2023 yılının ilk 6 ayına ilişkin çeşitli risk göstergeleri inceleniyor.
Bulgular son dönemde konkordato talebinde bulunan firmaların parasal sıkılaştırma öncesi finansal sorunlarının olduğuna işaret ediyor. Analize göre 2024 yılında konkordato ilan eden firmaların parasal sıkılaştırmanın başladığı 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla %41'inin temerrüt halinde, %61'inin yüksek borçlu, %26'sının da düşük likiditeye sahip olduğu görülüyor. Ve Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Koray Bey. Tekrar teşekkür ederim davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi sizinle aslında otomotiv sektörünü ve buradaki finansman koşullarını da konuşacağız elbette. Dolayısıyla aslında otomotivde birçok konu var. Değişen dengeler söz konusu. Çin tarafını konuşuyoruz. Korumacı politikaları konuşuyoruz. Birçok konuyu konuşuyoruz. Şöyle bir genel bakacak olursak aslında otomotiv ekosistemi nereye gidiyor diye sorayım ben size. Çok güzel bir soru. Öncelikle teşekkür ederim. Sizle de tabii birçok yayın yaptığımız için çok farklı konulara da değiniyoruz. İzleyicilerimize de isterseniz böyle birkaç haftadaki son gelişmeleri de biraz hem de özetlemiş oluruz otomotiv ekosistemindeki. Tabii şöyle bir dönem yaşıyoruz. Nasıl bir dönem derseniz, o bizim kafamızdaki büyük otomotiv üreticilerinin farklı gündemlerle artık böyle gazetelerde, basında yer aldığını görüyoruz. İşte bazıları zorlanıyor bu ekosisteme uyum sağlamakta. Çünkü neden? Dünyada esasında baktığınızda otomotiv üretiminde bir eksen kayması var. Nedir bu? Çin fırtınası veya Asya fırtınası diye bizim adlandırdığımız, işte biraz önce sizin de bir önceki konunuzda benzer değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Çin'deki üretim artışı ve benzeri nereye gidiyor diye. Tabii Made in China diye sektörde adlandırılan esasında Çin'in bu atılımı 1940'lara kadar gidiyor. Ama esas büyümesi 90'lardan sonra oluyor. Çünkü 94 yılında Çin bir yönetsel bir değişime gidiyor, bir değişiklik yapıyor ve kendi firmalarını yabancı otomotiv üreticilerine ortaklık olarak açıyor. Tabii bu büyük bir değişim. Baktığınızda daha öncesinde yerli üretimi benimserken burada bir ortaklıkla hem orada onların tecrübelerinden faydalanıyor baktığınızda ve bizim şu an Çinli otomotiv üreticilerinin o bildiğimiz şu an gündemde olan 5 firma öyle söyleyeyim daha da fazla otomotiv sektöründe yer almaya başlıyor. Tabii dünyada teknoloji o kadar çok hızlı gelişiyor ki otomotiv sisteminin de bundan etkilenmemesi imkansız. Ne yönde etkileniyor? Artık otomotivler biliyorsunuz hep bunu tartışıyoruz. Biraz böyle akıllı araçlara yürümüş durumda ve bu ciddi bir yatırım maliyetini esasında gerektiriyor. Ve bu yatırım maliyeti de özellikle elektrikli araçlar ve sonrasında otonom araçlarla birlikte gitgide artan bir maliyetle devam ediyor. Tabii bu büyük otomotiv üreticileri zamanında her ne kadar zamanında yapmaya çalıştılarsa da Çin'in bu 90'lı yıllardaki Made in China stratejisi anlamında biraz sanki geriye düşmüş gibi gözüküyorlar şu anki gelişmeler. Bu da neleri getiriyor tabii baktığınızda? Evet, ben de tam onu da soracaktım. Aslında bu Çin tarafı ne kadar tehdit mesela? Çin tarafı tabii çok büyük bir tehdit. Çünkü baktığınızda işte 2023 yılında Çin, Japonya'yı da geçerek dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı oldu baktığınızda. Buradaki tabii rakamlar, çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Yani yılda yaklaşık 80-88 milyon bir araç satılıyor dünyada baktığınızda, yeni araç olarak baktığımızda. Ve Çin'in payı da günden güne artıyor. Elektrikli araçlar ortamından bahsediyoruz ve elektrikli araçların 2035 yılında yaklaşık 50 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor. Ve bu ekosistem esasında o kadar farklı bir ekosistem ki, şimdi şöyle bir düşünün, otomotiv üretiminde o büyük pres makineleri, işte şaseler ve benzeri, bunların hepsi tamamıyla, en basit haliyle anlatayım, çok basit bir yapıya bürünüyor ve tasarımları yapay zeka ile yapılmış bir araçlar görüyoruz. Araçlar esasında bir en büyük maliyet barındıran ürün olaraktan baktığınızda yazılım oluyor. Şimdi yazılım tarafına da gelirsek, yazılımda da gelişmeler oluyor. Neler oluyor? Mesela şimdi Amerika biliyorsunuz işte Ocak ayında yeni bir kanun yasalaştırmayı öngörüyor. Diyor ki ben diyor yabancı yazılım, özellikle Çin yazılımı istemiyorum araçta. Tabii böyle farklı farklı gelişmeler var. Bunu tamamıyla yeni ekosistemin şekillenmesi olarak açıkçası öngörebiliriz. Yani çok farklı bir boyutta adımlar atılıyor dünyada. Şimdi o zaman elektrikli araçlar kısmını da birazcık altını çizmiş gibi olduk. Hibrit tarafı da sorayım ben. Yani hibrit taraf ne kadar önemli aslında Avrupa otomobil endüstrisi için bu geçiş zamanında ne kadar önemli? Çok
Çok önemli. Çünkü neden? Tabii sürdürülebilirlik her ülkenin hedefinde esasında baktığınızda bizim de 2053 sürdürülebilirlik hedefimiz var. İşte Avrupa'da normalde esasında baktığınızda 2030 yılını kendine elektrikli araçlara geçişte bir dönüm noktası olarak koymuştu. Ama tabii bu gelişmeler, bu büyük yatırımlar, büyük otomotiv şirketlerini zorladığı için biraz sekteye uğruyor gibi. Buradaki çözüm yolu da esasında baktığınızda bir yönde hibrit araçlar. Çünkü neden hibrit araçlar baktığınızda teknolojik olarak en azından 80 kilometreye kadar sizin şarj edebildiğiniz, içinde belli bir bataryası olan ama aynı zamanda belli mesafelere kadar da benzinli olarak gidebildiğiniz araçlar. İşte burada 1000 kilometreler, 1100 kilometreler tartışılabiliyor ve bu Asya fırtınasına karşı Avrupa'nın koyduğu bir esasında koruma bariyeri gibi düşünebiliriz. Çünkü kendisi şu an rekabet edemiyor elektrikli araçlarla ilgili olarak ve büyük otomotiv üreticileri de belli marka takip etmişsinizdir basında elektrikli araçlarını artık üretmeyeceğini açıkladı. Hı hı. Çünkü gereken talebi sağlayamıyor ve rekabet edemiyor. Biraz daha hibrite mi tekrar hatta dönülüyor gibi konuşmalar da oluyordu. Evet, bir miktar belli bir süre Avrupa özellikle hibritte devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü otomotiv endüstrisi, büyük otomotiv şirketleri henüz buna hazır değil. Ama Amerika için öyle diyemeyiz. Yani Amerika'da baktığınızda zaten kendilerinin biliyorsunuz bu konuda en büyük araç üreticilerinden bir tanesi bir firmaları var. Ve o anlamda yatırımlara da devam ediyorlar. Ama önümüzdeki dönemi kısaca şöyle belirleyelim. Bir alışa geldik, ezberlediğimiz yapılar tamamıyla ortadan kalkacak. Ve o büyük şirketlerin daha küçük şirketlerle savaştığı, ticaret anlamında savaştığı bir dönem olacak. Ve yazılım şirketlerinin ve iletişim şirketlerinin daha önde olduğu bir dönem göreceğiz otomotiv sektöründe. Öyle söyleyebilirim. Peki, şimdi aslında yazılım tarafı da çok önemli. Burada yazılım savaşlarından da bahsediyoruz ama ben biraz daha aslında üretici tarafından, firmalar tarafından baktım. Biraz da tüketici tarafından bakalım. Yani tüketici alışkanlıkları nasıl evriliyor bu dönemde? Evet, bu da çok güzel bir soru. Tabii sürdürülebilirlik dediğimiz zaman sadece hani çevresel boyutuyla değil, o ürünün de kapsayıcılığı da bizler için önemli oluyor. Şimdi tabii nesnelerin interneti, bizim IoT dediğimiz özellikle akıllı araçlarla birlikte bu imkanlar bize sağlandığında şunları yaşayacağız. Tüketici olarak bunları bekleyeceğiz. Şimdi tam böyle trafiğin en yoğun olduğu bir saatte, değil mi? Aracımız bizi en uygun rotadan evimize götürsün, değil mi? Ben elimdeki haritaya girmeden araç kendisi belirlesin. Hatta bu belediyeyle haberleşsin. Yolda beni sensörlerle birlikte otonom araç seviyelerine göre beni eve götürsün istiyor esasında baktığınızda tüketici. Bir de tabii farklı bir yönü de var. Bunu daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Yeni kuşaklar araba sahiplenmek yerine araba kiralamak, kısa süreli kiralamak veya uzun süreli kiralamayı tercih ediyor. Bu genelde tüm sektörlerde bizim en çok rastladığımız konulardan bir tanesi. Tabii bu neler getirecek önümüzdeki dönemde? Ben isterseniz finans tarafına geçelim mi bilmiyorum ama. Yani aslında az da bir vaktimiz kaldı. 2 dakikamız kalmış şu anda yönetmenim de kulağıma söyledi. Dolayısıyla o tarafı da bir konuşmak gerekiyor, finansman tarafını. Orada durumlar nedir diye direkt bunu sorayım size, pası atayım. Çünkü aslında finans ürünlerinde de değişimler söz konusu. Evet, finans ürünlerinde tüketiciler artık dijital ürünler istiyor. Yani örnek veriyorum, taşıt kredisinde ben dijital alayım, çevrim içi kanallardan arayayım, aracı beğeneyim. İnternetten rengini seçeyim, aracı giydireyim, taşıt kredisini dijital olarak alayım istiyor. Bu yöne doğru da ilerliyor, öyle söyleyeyim. Yani biraz daha geliştirecek olursak aslında şöyle, başka ne gibi ürünler çıkmasını bekleriz? Var mı yenilikler gelecek olan bu tarafta? Var. Şimdi araçlar akıllı araçlar olacak dedik. Belki gelecekte araç içinde müşteri bağlılığı da olacak. Yani cebimizde taşıdığımız kart, ödeme yöntemlerinin tamamı esas da aracın içinde olacak baktığınızda. Böyle çok farklı bir dünya bekliyor bizi olacak. Bir de son olarak şunu sorayım. Buyurun. Aslında bu biz yani Eylül ayındaydı sanıyorum ki konuştuğumuzda otomotivde kredili satışların payının Ali Haydar Bozkurt söylemişti. Evet. İşte onları 15'lere düştüğünü. Bu tarafta aslında 70'lerden bu civarlara düştüğünü söylemişti. Bu taraf için ne söylersiniz? Çok doğal. Bunun sebebi tabii bireysel tüketicilerin taşıt alımlarında nihai fatura değeri dediğimiz bir uygulama var. Bireysel tüketiciler 2 milyon üzerindeki araçları tüketici kredisiyle, taşıt kredisiyle alamıyorlar. Şu an hani araç fiyatları da biraz tabii arttığından kaynaklı bunları krediyle alma oranları tabii geriledi. Bir miktar daha gerilemesini ben bekliyorum. Bu oran değişmediği sürece en son 2022 Şubat'ta değişmişti.
Peki, Garanti BBVA Tüketici Finansman Direktörü Koray Öztopçu, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız, paylaştığınız değerli bilgiler için ve az sonra borsanın kapanışını alacağız. Burada da aslında geçtiğimiz hafta 10 bin puanları konuşmuştuk. 10 bin puanları aşan bir Borsa İstanbul vardı ama tutunamadığını gördük. Buradaki haber akışının belki de yeterli olmadığını gördük. Detayları konuşacağız. Şu anda yine baktığımızda aslında görünümün bir parça daha geçen haftaya göre negatif olduğunu söylemek mümkün ve baktığımızda kapandı. Şu anda %1.14'lük bir düşüş var Borsa İstanbul'da. BIST 100 ana endeksinde 9.665 puandan kapandı ve detayları almak için Philip Capital'e gidiyoruz hemen. Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi Borsa İstanbul tarafında aslında negatif bir görünümle başladık haftaya. Siz neler söylersiniz aslında? Neler öne çıkıyor bugün özelinde sizin için? Evet, bugün başta bankacılık ve ticaret grubundaki satış baskısının da etkisiyle Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya %1'lik bir düşüşle başladı. Aslında bu düşüş önceki Perşembe ve Cuma'ya baktığım zaman bunların devamı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Sizin de dediğiniz gibi 10 bin seviyesinin üzerine çıkmakta endeks zorlanınca bu sefer satan mekanizmaları çalışıyor ve endekste önce satıp onun ardından yatırımcılar geri almaya çalışıyorlar hisse senetlerini. Bu da endeksin bir miktar gerilemesine neden oluyor. Aslında son 1,5-2 aya baktığımız zaman neredeyse endeks hep aynı bandın içinde gitti geldi. Yani 9600'de 10.000 ya da 9500-10.000 aralığında gidip gelen bir endeks görüyoruz. Aslında bu bize yabancı değil. Bu yılın Mart, Şubat-Mart aylarına baktığınız zaman benzer bir dar bant hareketini orada da görmüş. Ama onun ardından sert bir yukarı hareket görmüştük. Burada tabii şunu söylemek lazım heyecanım. Yani mevcut durumda hisse senetlerinin evet bilançoları çok iyi gelmediğini kabul ediyoruz. Ama zaten bu beklenen bir gelişmeydi. Ama yavaş yavaş artık özellikle faiz indirim beklentileriyle daha iyi bilançoların gelebileceği bir dönemin içine doğru giriyoruz. Ve bu beklentiler alınmaya başlanacaktır. Dikkat ederseniz yabancı yatırımcılar geçtiğimiz iki hafta içinde yavaş yavaş bono piyasasına girmeye başladı ve bugüne kadarki hareketlerine baktığım zaman yabancılar öncelikle şeye girerler, bono piyasasına girerler. Onun ardından da hisse senedi piyasasına giriş yaparlar. Dolayısıyla temel yapısı sağlam hisse senetlerinde şu aşamaların biz alım zamanı olduğunu düşünüyoruz. Kredili hisse pozisyonu almak için henüz çok erken. Öyle bir pozisyon, yani kredili hisse almak için 10.200'lerin bir aşılması lazım ama şu mevcut durumda biraz sabırlı yatırımcıların temel yapısı sağlam hisse senetlerini almasını öneririz. Bu bölgeden alınan hisse senetleri önümüzdeki bir yıl içinde büyük olasılıkla mevduat faizinden çok daha iyi bir getiriş sağlayacaktır ama biraz sabırlı olmak gerekiyor. Çok böyle yakına odaklanıp İşte bir ay önceye göre çok değer kaybettik. Moralsizliğine kapılmamak gerekiyor. Sonuçta yılbaşından itibaren baktığım zaman yılbaşından bu yana Borsa İstanbul 100 endeksi dünya borsaları içinde en iyi getiriye sahip. Hem dolar bazlı hem TL bazlı getirdi. En iyi getirilere sahip borsalardan biri. Bu dönem biraz sabır dönemi. İnşallah Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi sonrasında beklentilerin altında bir enflasyon gelirse piyasa daha çok faiz indirimi konuşmaya başlar. Bu da bankacılık hisseleri öncülüğünde bize bir yükseliş trendi getirebilir. Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen, çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için ve bir haberimizle aslında programımıza veda edeceğiz. Kurumlar vergisi tarafında bazı çeşitli düzenlemeler geldi. Detayları haberimizde, bu haberle de aslında iş dünyasını noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle efendim, hoşçakalın. Kurumlar vergisi genel tebliğinde yapılan değişiklikle yerel asgari kurumlar vergisinden istisna ve indirimlere kadar birçok başlıkta düzenlemeye gidildi. Resmi gazetede yayınlanan değişiklikle mükelleflerin ödeyecekleri kurumlar vergisi, beyan ettikleri kazancın indirim ve istisnalar düşünmeden önceki tutarının %10'undan aşağı olamayacak.
Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2025 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde ve geçici vergi dönemlerinde asgari kurumlar vergisi hesaplaması yapacak. Yeni işe başlayanlardan 3 yıl asgari vergi alınmayacak. Mevcutta yatırım teşvik vergisi olan mükelleflerin hakları korunacak. Değişiklikle bazı istisna ve indirimler kapsam dışı bırakıldı. İştirak kazançları, emisyon primi, teknokent kazançları ve serbest bölge kazanç istisnalarıyla Ar-Ge ve tasarım indirimleri kapsam dışında olacak. Yatırım fon ve ortaklıklarının gayrimenkul gelirleri asgari vergiye tabi tutulacak. Gayrimenkul gelirleri dışındaki istisna kapsamındaki gelirlerse asgari vergiye tabi olmayacak. Büyük yatırımlardan elde edilen kazançlara artırımlı kurumlar vergisi uygulanacak. Bu vergi oranı reel sektör için %25, banka ve finans kurumlarında %30, ihracat yapan firmalarda %20, halka açık şirketlerde %23, imalatçılarda %24 olacak. Yap işlet devret modeliyle kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan %25 yerine %30 kurumlar vergisi alınacak. Fon ve ortaklıklarının kazançlarının tamamı kurumlar vergisinden istisna tutuldu. Bu kapsamda 1 Ocak 2025'ten itibaren elde edilecek kazançlar için bu istisna kar dağıtım şartına bağlanıyor. İstisnadan faydalanılabilmesi için gayrimenkul gelirlerinin %50'sinin dağıtılması gerekecek. Serbest bölgelerdeki üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların tamamı, üretilen ürünlerin yurt içinde ya da yurt dışında satılıp satılmadığına bakılmaksızın kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren elde edilen kazançlardan başlamak üzere istisna sadece ihracat gelirleriyle sınırlandırılacak. Böylece yurt içine yapılan satışlardan elde edilen kazançlardan vergi alınacak. Düzenleme ile kurumların girişim sermayesi yatırım fonu katılım paylarıyla girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan kurumlar vergisi istisnası 15 Temmuz 2023 itibarıyla kaldırıldı. Ayrıca taşınmaz satışlardan elde edilen kazançlara tanınan kurumlar vergisi istisnası da aynı tarihte kaldırıldı. 1 Ocak 2023'ten itibaren elde edilen yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi bazı hizmetlerle yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların tamamının beyanname verilme tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartı getirildi. Bu kazançlar üzerinden beyannamede indirim konusu yapılabilecek oranda %50'den %80'e yükseltildi. Katılım bankalarının ortağı olduğu ve katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun her türlü finansman için kefalet vermek amacıyla kurulan Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi bu faaliyetleri dolayısıyla kurumlar vergisinden muaf oldu.